İyi günler sayın seyirciler. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Günün ilk yarısına yansıyan gelişmelerle yani gün ortasıyla karşınızdayız. Sayın seyirciler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havaalanı yeni terminal binası ve pistinin 18 Nisan'da hizmete gireceğini ve açılışın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını kaydetti. BRT'de 17. saat programına katılan Arıklı, herhangi bir sıkıntının olmadığını, kalıcı elektrik gelene kadar sorunu geçici elektrikle çözeceklerini de söyledi. Ercan Havaalanı hepimizin serveti ifadelerini kullanan Bakan Arıklı, biraz gurur duyalım. Aksilikler var, aksamalar var ama netice itibariyle açılıyor. İstanbul Havaalanı 4 yıl önce bitti ancak hala daha eksiklikler var ifadelerini kullandı. Bakan Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde deniz ve hava yollarında ciddi bir açılım olacağı müjdesini de verdi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havaalanı'nın yeni terminal binasının 18 Nisan'da açılacağını kaydetti. Bakan Arıklı, 18 Nisan'da orayı açacağız inşallah, bir sıkıntımız yok. Türkiye Cumhurbaşkanı gelecek ve orayı açacak ifadelerini kullandı. Kalıcı elektrik için beklediğimiz parçalar vardı. Onların bir kısmını değişik şekillerde hallediyoruz. Ve onun da sebebi şu. Hücre ve pano dediğimiz Kahramanmaraş'ın Kilis'te üretilen bir fabrikanın ürettiği malzemeler vardı. Hı hı. Son partiydi. Deprem olunca gecikme oldu. Üretim aksadı. Bize 30 Nisan'da teslim edecekler diye yazı yazdılar fabrika. Biz de daha önceden karar vermiştik 18'inde açacağız diye. O tarihi değiştirmemek için ne yapması gerekiyorsa 3 gündür orada toplantı yaptık. Ve bugün Türkiye'den devlet hava meydanlarından da teknik heyet geldi, genel müdür yardımcısı başkanlığında. Sorunları birer birer çözüyoruz ve 18'ine hazır olacak. Kalıcı elektrik gelene kadar geçici elektrikle sorunu çözmeye çalıştıklarını ifade eden Bakan Arıklı, birileri şimdi bayram ediyorlar açılmayacak diye, gülüp geçiyorum, karar verdik açılacak, bitti dedi. Ya bu hepimizin serveti, bizim servetimiz. Günün sonunda bu adam, oradaki yapan, o havaalanı yapan adam ceketini alıp gidecek. Şu andaki rakamlara göre harcanan para 350 milyon avrodur. Bir süre sonra bu havaalanı bizim malımız olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin malı olacak. Türkiye'nin 4. büyük havaalanına eş değerde. Ya biraz gurur duyalım. Tamam, anladık. Aksilikler var, aksamalar var, gecikmeler var. Bizden kaynaklanıyor, onlardan kaynaklanıyor. Ama netice itibariyle açılıyor artık. Ufak tefek aksamalar elbette var. İstanbul Hava Yolları, İstanbul Havaalanı bitti. 4 yıl önce bitti. Hala daha yine Devlet Hava Meydanları Genel Müdür Vekilinin bugün söylediği gibi hala daha eksiklikler var. Onlar gideriliyor. Bakan Arıklı, Elsen'in eyleminin elektrikte bir sıkıntıya yol açıp açmayacağı yönündeki bir soruysa, bir sendikanın bu ülkenin önünü tıkamasına razı olmayacağız, hizmet satın alacağız diyerek yanıtladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ramazan bayramında yaşanacak yoğunluğun bir sıkıntıya yol açacağına inanmadığını da ifade ederek, sonuçta 10 milyon yolcu kapasitesine sahip bir havaalanından bahsediyoruz ve şu anda da bizim yolcu kapasitemiz 3,5 ile 4 milyon. Kullanmayacağımız birçok alan var, kullanmayacağımız körükler, yürüyen merdivenler var. Kullanabileceğimi açarım, diğerlerini sonra açarım, bu açılış için engel değil dedi. Bakan Arıklı, güvenlikle ilgili de bir sorun olmadığını ifade ederek özel şirketten hizmet alınacağını, söz konusu anlaşmanın da imzalanacağını kaydetti. Arıklı konuşmasında ülkede deniz ve hava yollarında ciddi bir açılım olacağı müjdesini de verdi. Harika bir gemi aldık. O gemide 17'si akşamı burada olacak. Büyük ihtimalle Allah'tan bir mani olmazsa 18'inde onun da teslimatını gerçekleştireceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deniz yollarına da rekabete yol açabilecek bir açılım yapacak. Biliyorsun 16'sında Filay Kıbrıs Hava Yolları, o da uçuşunu yapıyor. İstanbul'a gideceğiz ve oradan o ilk uçuşu birlikte yapacağız. Peki. Hem deniz yollarında hem de hava yollarında ciddi bir açılım var ve bilet fiyatlarında çok ciddi düşüş var. Yani bundan diyelim ki 3-4 ay önce İstanbul'a, Ankara'ya 2500-3000 liraya bilet bulamazdınız. Şu anda 700 lira, 800 liralara kadar düştü.
bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Yeni şirketlerin devreye girebilmesi için de çalışmalarımız devam ediyor. Bakan Arıklı, Elsen'in kamu ihale değişiklik yasası konusunda sürdürdüğü eyleme de değindi. Elsen'in Kıptek'i satmak istiyorlar söylemlerine değinen Bakan Arıklı, Kıptek'i satmak isteyen kim? Biz bu ülkeye temiz, ucuz ve sürdürülebilir bir enerji bulmak zorundayız. Bu da siyasi iradenin işi. Anlamsız bir şekilde karşı çıkıyorlar, dedi. Türkiye'den kabloyla elektrik gelmesinin olmazsa olmaz olduğunu da ifade eden Arıklı, bütün ada ülkelerinin ana karaya bağlandığını kaydetti. Ve şimdi de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamalarına bakalım. Tatar, Adıyaman'da İhsas Otel'deki enkazda hayatını kaybeden şampiyon meleklerimizin öğrenim gördüğü Gazi Mausa Türk Marif Koleji'ni ziyaret etti. Tatar ziyarette Gazi Mausa Türk Marif Koleji hepimizin yüreğinde bambaşka bir yere sahiptir. Bu acıyı ömrümüz yetince yüreğimizde taşıyacağız. Onların adını yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman'daki Siyas Otel'de hayatını kaybeden şampiyon meleklerimizin öğrenim gördüğü Gazi Mausa Türk Marif Koleji'ni ziyaret etti. Böyle bir acıyı Allah kimseye yaşatmasın ama birlikte yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Unutmamız mümkün değildir. Biz söz verdiği üzere bu voleybol sahası olsun, diğer eksikliklerin giderilmesi için ilgili yasada Cumhurbaşkanı olarak iade ettik. Sayın Başbakan'a da istişare ettik. Oradan bütün katkıların bu salon için kullanılması için bir düzen alınmıştır. İnşallah o olacak. Fakat tabii bu okul bizler için artık başka bir anlam taşımaktadır. Sizlerin bu okulda kesintisiz eğitime devam etmeniz de çok anlamlıdır. Çünkü herkes bunu ister. Herkes sizlerle, sizlerin buradaki başarısı hepimizin başarısı olacaktır diye değerlendiriyorum. Bu acıyı bizim hiçbirimizin unutması mümkün değildir. Bir kez daha hepinize sabır diliyorum. Böyle bir okulda öğrencilerle, öğretmenler bütün bu zor süreçleri birlikte aşmak için büyük bir dayanışma içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Herkes sizinledir. Biz de öyle, halkımız da öyle, Türkiye Cumhuriyeti de öyle. Dolayısıyla zaman zaman buraya gelip sizlerin hatırını sormak ve nelerin yapıldığını görmek, eksiklikleri birlikte giderebilmek hepimizin görevidir diye değerlendiriyoruz. Gazi Mausa Türk Marif Koleji'nin herkesin yüreğinde bambaşka bir yere sahip olduğunu söyleyen Tatar, bu okulun adı artık zirvededir. Bu acı herkesin acısı olmuştur. Böyle bir okuldan mezun olmak da sizin için ayrı bir gurur olacaktır. Şampiyon meleklerimiz bizi birbirimize kenetlemiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu olaydan bir ders çıkarmıştır. Tek yürek olduk, hep birlikte çalıştık ve hep birlikte ağladık, dedi. Cumhurbaşkanı, bu acıyı ömrümüz yettiğince yüreklerimizde taşıyacağımızı ifade ederek, öğrencilerin, arkadaşlarının anısına daha da başarılı olmak için çok çalışacağına olan inancını dile getirdi. Tatar konuşmasında gözlerinizdeki pırıltıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği için çalışıp başarılı olacaksınız ve bu ülkeyi yönetecek kişiler arasına gireceksiniz. Gelecek sizindir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti size emanet edilecektir. Siz çok daha güzel bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşamayı hak ediyorsunuz. Buna layıksınız. Hepinize başarılar diliyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra da anı defterine imzaladı. Okul müdürü Savaş Moralı da konuşmasında felakete rağmen alınan tedbirlerle okulun ikinci yarısının kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Moralı, anıtsal bir salonun bir an önce okula kazandırılmasıyla motivasyonun artacağına olan inancını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra Gazi Mausa mezarlığına giderek şampiyon meleklerin mezarını ziyaret ederek dua okudu. Evet, şimdi de Elsen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu'nun BRT'ye yapmış olduğu açıklamayı getireceğiz ekranlarınıza. Elsen'in sivil itaatsizlik eylemi devam ediyor. Elsen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, BRT'ye yaptığı açıklamada halkın daha fazla mağdur olmaması için iyi niyet göstergesi olarak uzun kesintilerin yaşandığı bölgelerdeki arızalara müdahale etme kararı aldıklarını söyledi. Uzun süre kesinti yaşanan İskele Long Beach bölgesine müdahale için giden Kıptek ekiplerinin yetkili olmayan kişilerin sahada olduğunu gördüklerini belirten Tuğcu, yaşanan olay üzerine ekiplerin bölgeden geri çekildiğini ifade etti. Hükümetle görüşmelerinde devam ettiğini ve bu çerçevede bu sabah Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcıoğlu ile görüştüklerini belirten Tuğcu, ancak henüz bir gelişme olmadığını açıkladı.
Gazi Mausa'da 10 Nisan'da aktif olan elektrik akımlarını kestiği tespit edilen kişilerin sayısı 2'ye yükseldi. Polis Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na ait 7 ayrı trafo odasında elektrik akımlarının kesilmesi olayıyla ilgili olarak daha önce tutukladığı 50 yaşındaki bir kişinin ardından bugün de 40 yaşındaki bir kişinin tutuklandığını açıkladı ve saat 13.30 sularında bir kişinin daha mahkemeye çıkarıldığını da açıkladı. Polis basın subaylığı Gazi Mausa'daki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na ait trafo odalarına yetkisi olmadığı halde girerek elektrik akımlarını kestiği tespit edilen iki kişinin tutuklandığını açıkladı. Yapılan açıklamada Kıbrıs'taki ait 7 ayrı trafo odasına girilerek yetkisi olmadığı halde elektrik akımlarının kesilmesi olayıyla ilgili olarak yürütülen polis soruşturması kapsamında meselede zanlı olarak görülen 50 yaşındaki bir kişinin yanı sıra 40 yaşındaki bir kişinin daha tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Polis, dün mahkemeye çıkarılan 50 yaşındaki zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verildiğini belirtirken, olayla ilgili tutuklanan 40 yaşındaki zanlının ise bugün mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini açıkladı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor. Bir eylem haberini daha aktarıyoruz. Lefkoşa İktisat Kooperatifi üyeleri bugün kooperatif şirketler mukayyetliğinden eylem yaptı. Eylemde olağanüstü genel kurul yapılması talebi yinelendi. Kooperatif şirketler mukayyede Çelebi Ilık'ta eyleme katılarak olağanüstü genel kurul tarihini 27 Mayıs 2023 olarak açıkladı. Lefkoşa İktisat Kooperatifi LİKOP üyeleri kooperatifin 3 ayı aşkın süredir kayyumla yönetildiği gerekçesiyle kooperatif mukayyetliğini protesto eylemi gerçekleştirdi. Eylemde Lefkoşa İktisat Kooperatifi üye inisiyatifi adına açıklama yapan İlke Davulcu, Lefkoşa İktisat Kooperatifi ortakları olarak kooperatife sahip çıkmak istediklerini belirtti. Davulcu, kooperatif şirketler mukayyetliğinde huzursuzluk yaşandığını, çözüm için 400 civarında kooperatif üyesinin imzasıyla kooperatif şirketler mukayyetliğiyle olağanüstü genel kurul talebinde bulunduklarını söyledi. Davulcu, olağanüstü genel kurul talebimiz yerine getirilene dek Turizm Bakanlığı ve Başbakanlık da dahil yeni bir eylemlilik süreci başlatacağız. Bu sizlere son uyarımızdır. Derhal kooperatifimizde hakkımız olan sandığı kurun. LİKOP biz üyelerindir, biz yöneteceğiz dedi. LİKOP üyeleri Davulcu'nun konuşmasının ardından kooperatif şirketler mukayyetliği kapısına siyah çelenk bıraktı. Kooperatif şirketler mukayyede Çelebi Ilık'ta eylemcilerin yanına giderek açıklama yaptı. Her türlü eyleme demokratik baktığını belirten Çelebi Ilık, karşılıklı anlayışın önemini vurguladı. Hiçbir kooperatifle şu anda bir sorunumuz yoktur. LİKOP'la da bir sorunumuz yoktur. Şu anda yapılan denetim bitmek üzeredir. Büyük bir ihtimalle buradan da söyleyeyim, bu eylemden evvel takvimi almıştım. Ama Atilla Bey'den, Mehmet Bey'den de öğrenebilirler. Tarihi yanlış söyleyemem adına bugün de yukarıya çıkıp öğrenebilirler tarihi kendileri. Bu seçim olacaktır. Olurken de LİKOP üyeleri demokratik anlamda gelip oylarını kullanacaklar. İstedikleri yönetim kurumuna seçecekler. Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi çalışmaları kapsamında 12. toplantı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Başkanlığı'nda yapıldı. Tatar toplantıda Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargolara karşı mücadele için birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Başkanlığı'nda yapılan Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi çalışmaları kapsamında 12. toplantıya Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği, Dağ Çamur Offroad Derneği, Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, Kuzey Kıbrıs Rally Kulübü Derneği, Kuzey Kıbrıs Klasik Jaguar Derneği, Güzel Yurt Klasik Araçlar Derneği ve Kayrenya Offroad Derneği başkan ve temsilcileri katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar toplantıda Kıbrıs konusundaki son gelişmeler ve egemen eşit iki ayrı devlete dayalı çözüm önerisiyle ilgili olarak bilgi verirken esas hedefin Kıbrıs Türk halkının varlığını güvenceye almak, devleti, egemenliği, özgürlüğü korumak
ve daha refah dolu günlere ulaşmak olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıya katılan kurum ve derneklerin çeşitli ülkelerde düzenlenen uluslararası etkinliklere katıldığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımına büyük katkıda bulunduklarını belirtti. Çok uzun yıllardan beri çeşitli sivil toplum örgütleri ve kurumlarla iç içe olduğunu ifade eden Tatar, sorunların çözümü için gereken desteği vermeye hazır olduğunu söyledi. Yıllardan beri her alanda Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı ambargolara karşı etkin ve kararlı bir mücadelenin önemine de dikkati çeken Cumhurbaşkanı bu konuda birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Toplantıda söz alan kurum ve dernek başkanları ise Tatar'a sıkıntı ve sorunlarını aktardı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen Gönül Köprüsü projesi kapsamında 7 konukta iftar yemeği düzenlendi. Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen Gönül Köprüsü projesi kapsamında 7 konukta iftar yemeği düzenlendi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi İşbirliği'nde gerçekleşen iftar programında çocuklara boyama seti ve oyuncaklar, ailelere ise Ramazan hediyesi dağıtıldı. Karagöz, Hacivat gösterisiyle çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, 6 Şubat'ta Türkiye'deki depremde kızıyla torununu kaybeden Fatma Köse'yi de evinde ziyaret etti. Eren, iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Vakıflar İdaresi'nin Ramazan ayının birlik ve beraberliğinin birlikte idrak edilmesi için birlikte iftar programı düzenlediğini kaydetti. Eren, Türkiye her zaman sizlerin yanında çünkü Kıbrıs'ı kendisinden ayrı görmüyor. Gönül coğrafyasından öte gönlümüzün bir parçası olarak görüyoruz. Sizler burada hiçbir zaman yalnız değilsiniz dedi. Eren, Gönül Projesi çerçevesinde Ramazan ayında 24 gün 48 köyde iftar verildiğini belirterek, Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kıbrıs Türk Kızılayı'nın Ramazan boyunca her gün 18 noktada 7500 insana iftar imkanı sağladığını anlattı. Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu da, Gönül Projesi kapsamında iftar programı düzenleyerek birliktelik sağlayan tüm kurumlara teşekkür etti. Sağlık Bakanı İzzem Gürçay Altuğ'a ilaç ve eczacılık dairesine bazı ilaçların geldiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ilaç ve eczacılık dairesine ağrı kesici, kan sulandırıcı, böbrek nakil ilaçları, nefroloji ilaçları, onkoloji, zona ve kolesterol ilaçları, diyabet, antibiyotik, difteri ile tetanoz ve Parkinson ilaçları gelmiştir. İlaçlar ülkeye peyderpey gelmeye devam edecek ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada iletişim öğrencilerine Kıbrıs konusunda son gelişmelerle ilgili bilgi verirken, egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı yeni siyaseti de anlattı. Cumhurbaşkanı Tatar'ın iletişim öğrencilerinin sorunlarını da yanıtladığı kabulde, LAO öğretim üyesi doçent doktor Güven Arıklı da hazır bulundu. Evet sayın seyirciler, dış haberleri Afrika'daki kasırga haberiyle aktarmaya başlıyoruz. Afrika'nın güneydoğu kıyıları bir aydan fazla süredir etkisini sürdüren Freddy kasırgasıyla mücadele ediyor. Kasırgada ölenlerin sayısı bine yükselirken evler, köprüler, okullar ve işyerleri yıkıldı. Yollar, enerji hatları ve tarım arazileri ise hasar gördü. Afrika'nın güneydoğu kıyılarını etkileyen Freddy kasırgası nedeniyle Malawi'de ölü sayısı bine yükseldi. Malawi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera basına yaptığı açıklamada kasırganın neden olduğu yıkım ve ölü sayısına dair bilgi verdi. Kasırga nedeniyle ölü sayısının bine yükseldiğini belirten Chakwera, yarım milyondan fazla kişinin de evini terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Chakwera, iklim değişikliğinin yol açtığı yıkım nedeniyle evler, köprüler, okullar ve iş yerleri
yerleri yıkıldı. Yollar, enerji hatları ve tarım arazileri ise hasar gördü dedi. Ülkede tütün pazar sezonunun açılma döneminin geldiğine dikkati çeken Çakvera, kasırga nedeniyle ekonomik hareketliliğinde sekteye uğradığını belirtti. Kasırgadan Mozambik ve Madagaskar'da olumsuz etkilenmişti. Mozambik'te yaklaşık 70 kişi hayatını kaybetmişti. Dünya Meteoroloji Örgütü, Şubat ayında başlayan ve bir aydan fazla süren Freddy'nin tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı. Güney Amerika ülkesi Şili'de yüzlerce öğrenci hükümetin çıkardığı tartışmalı güvenlik yasasını protesto etti. Taş ve molotof kokteyli atan eylemcilere polis göz yaşartıcı gaz ve tazikli suyla müdahale etti. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Şili'nin başkenti Santiago'nun merkezinde yürüyüş gerçekleştiren öğrenci grupları polisin silah kullanma yetkisini genişleten güvenlik yasasına tepki gösterdi. Güvenlik yasasının iptalini isteyen öğrenciler polisle çatışmasının yanı sıra ana yolları trafiğe kapattı. Taş ve molotof kokteyli atan eylemcilere polis göz yaşartıcı gaz ve tazikli suyla müdahalede bulundu. Bir okulun ateşe verildiği olaylarda çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi. Ülkede tartışmalara neden olan güvenlik yasasında imtiyazlı meşru savunma maddesi nedeniyle öğrencilerin buna şiddete karşı çıktığı belirtiliyor. Ulusal Kongre tarafından onaylanan güvenlik yasası 3 polisin bir ay içerisinde silahlı saldırılarda öldürülmesinin ardından hükümet tarafından sunulmuştu. Şili'de öğrenciler dönemsel olarak eğitim koşullarını protesto ediyor ve güvenlik güçleriyle yer yer şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Avrupa iklim değişikliğinin sonuçlarıyla mücadele ediyor. İspanya'da iklim değişikliği kendini kuraklık olarak gösterdi. Ülkenin su rezervleri %40 azaldı. Avrupa genelinde iklim değişikliğinin bir sonucu olarak yaşanan sıcak hava dalgaları ve kuraklık İspanya'daki su rezervlerinin ortalama %40'a varan düşüşle 1995'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemesine neden oldu. İspanya'nın Katalonya bölgesinde de son aylarda yağış olmaması nedeniyle yaşanan kuraklık bölgedeki birçok su kaynağının kritik seviyelere ulaşmasına neden oldu. İspanya hükümetinin uyguladığı su politikalarına rağmen İspanya'da kuraklık sorunu her geçen gün artıyor. İspanya'nın zengin ve endüstri bakımından önemli bölgelerinden olan Katalonya'da barajlardaki su miktarının %17'nin altına düştüğü, kullanılan suyun dip çamuruyla temas ederek bozulma riskiyle karşı karşıya olunduğu belirtiliyor. İspanya'da bulunan Villanova de Sua kasabasında bulunan kısmen kurumuş su kaynakları görüntülere yansıdı. Evet, son olarak İngiltere'deyiz. İngiltere artan geyik popülasyonu nedeniyle sorun yaşıyor. Covid-19 kısıtlamaları döneminde avcılığın durma noktasına gelmesi ve ülkede geyikle beslenen yırtıcı hayvanların bulunmaması nedeniyle geyiklerin sayısı 957 yıl önceki sayıya ulaştı. Sayıları 2 milyonu aşan geyikler ekosistemi olumsuz etkilemeye başladı. İngiltere Avcılık ve Doğa Koruma Derneği yetkilileri ve geyik eti ticaretiyle uğraşan işletmeciler, avlanma yöntemiyle popülasyonun aşırı artmasının önüne geçileceğini öne sürerken, hayvanlara etik muamele için mücadele edenler örgütü ise, doğal alanların düzenlenmesi ve doğum kontrolü yöntemleriyle geyik popülasyonunun yönetilebileceğini savunuyor. Aslan, vaşak ve kurt gibi geyikle beslenen yırtıcıların yaşamadığı İngiltere'de, geyik sayısı avcılık faaliyetleriyle düzenleniyor. Ancak salgın döneminde avcılar hem sokağa çıkamadı hem de avladıkları geyikleri satacak restoran veya otel bulamadı. İngiltere Avcılık ve Doğa Koruma Derneği Geyik Yönetim Birimi Başkanı Martin Edwards'a göre geyik popülasyonunun yönetim çalışmaları salgın döneminde getirilen kısıtlamalar nedeniyle sekteye uğradı. Yaklaşık 150 bin üyeli 115 yıllık kurumun verilerini paylaşan Edwards, tahmini geyik sayısı 2 milyon. İngiltere'nin Normanlar tarafından fethinden bu yana en büyük geyik popülasyonu ile karşı karşıyayız. Ülkede 6 tür geyik farklı bölgelerde ve farklı yoğunlukta yaşıyor dedi.
Yaklaşık 100 bin iz süren kayıtlı avcının geyik popülasyonunu sürdürülebilir seviyelerde tuttuğunu kaydeden Edwards, 957 yıl sonra sayıları 2 milyona ulaşan geyiklerin çevreye zarar vermeye başladığını söyledi. Bu büyüklükteki geyik popülasyonunun otlanmasından, gezinmesine her hareketiyle doğal flora ve faunayı olumsuz etkilediğini kaydeden Edwards, bu yoğunlukla ormanlara, tarım arazilerine ve doğal mirasımıza zarar verebilir. Geyikler ormanlarda yetişkin ağaçların kabuklarını ve alçak dallarını yiyerek, genç ağaçları ise öldürerek planlı ormancılığı ve doğal yenilenme süreçlerini olumsuz etkiliyor ifadelerini kullandı. Ülkede cinsiyete göre dönemsel ya da bölgesel olarak av yasağı olsa da 12 ay geyik avı yapılabiliyor. Avlanan geyikler geyim adı verilen geyik kasaplarına satılırken buradan da büyük oranda yemek firmalarına, otellere ve restoranlara satılıyor. Evet, günün ilk yarısına yansıyan gelişmeler bu şekildeydi. Yayınımız para piyasalarındaki son durumla devam edecek. İyi günler diliyoruz. Asbank gün ortası piyasaları sunar. Gün ortasında piyasalardaki son durumla karşınızdayız. İlk olarak kurlara göz atalım. Dolar TL öğle saatlerinde 19.33'ten Euro TL 21.30'dan ve Sterlin TL 24.19'dan işlem görüyor. Euro dolar paritesi ise 1.10 seviyesinde seyrediyor. Borsayla devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %0.48'lik değer kazancıyla 5.170 puana yükseldi. Kripto paralara baktığımızda ise Bitcoin'in yeniden 30.000 seviyesinin üzerinde olduğunu görüyoruz. 30.204 dolardan satılıyor Bitcoin öğle saatlerinde. Ethereum ise 1984 dolar seviyesinde bulunuyor. Altınla devam edelim. Gram altın yükselişi devam ediyor. 1261 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 2062 TL'den, Cumhuriyet altını ise 8482 TL'den satılıyor. Altın ons fiyatına baktığımızda ise 2027 dolar seviyesini görüyoruz. Gümüşün ons fiyatı 25,5 doları hemen geçmiş durumda ve petrolde yukarı yönlü hareket hakim. Brent petrolün uluslararası piyasadaki varil fiyatı bugün öğle saatlerinde 87,19 dolar seviyesinde bulunuyor. Gün ortasında piyasalardaki son durumla karşınızda olduk. Hoşçakalın. Asbank gün ortası piyasaları sundu. Nordirland Kıbrıs Kupası'nda yarı final ilk maçları oynandı. Kupada dün gece 20 Temmuz Meta Adanır Stadı'nda oynanan karşılaşmada Çaynabazar Gençlik Gücü deplasmanda Türk Ocağı Limasol'u 3-2 yenerek rövanş için avantaj elde etti. Yarı finalin gündüz bölümünde ise Göçmenköy Lefkoşa Atatürk Stadı'nda Cihangir'i 1-0 mağlup etti. Aksa 1. Lig'de 26. hafta karşılaşmaları dün oynanırken Miracle Karşıyaka ile takipçisi Yeni Boğaziçi arasındaki puan farkı 3'e indi. Miracle Karşıyaka haftayı yenik kapatmasına rağmen bitime 4 hafta kala 56 puanla ilk sırada yer alırken ikinci sıradaki Yeni Boğaziçi de 53 puanla yerini koruyor. Ligde playoff kovalayan SNTP 48 puanla 3. ve aynı puandaki Perelenlaka Gençler Birliği de haftayı 4. bitirdi. Düzkaya 47 puanla 5. 45 puanla Yalova 6. ve 43 puanlı bulunan Bafülk Yurdu da 7. sırada playoff mücadelesi veriyorlar. Voleybol Osman Çetin Taş Büyükler Ligi'nde finallerin ilk maçları bu gece oynanacak. Mausa Doğu Akdeniz Üniversitesi Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'nda oynanacak olan kadın ve erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıflar karşılaşacaklar.
Kadınlarda mücadele saat 18'de, erkeklerde ise maç saat 20'de oynanacak. Handball'da Dems Construction Erkekler Ligi'ne dün akşam oynanan iki karşılaşmayla devam edildi. Atatürk Spor Salonu ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arena'da oynanan karşılaşmalarda Mausa Gelişim Akademisi deplasmanda Doğu Kent'i 23-20 mağlup etti. Gecenin en zorlu maçında ise Yükseliş Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni 26-22 yenmeyi başardı. Pota'nın nabzının dün geceki konuğu Soyer Spor Kulübü Başkanı Tahir Soyer oldu. Soyer, U15 liginde yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunarak Yüksek İdare Mahkemesi'ne gideceklerini açıkladı. Ayrıca tazminat davası da açarak kazanması halinde parayı altyapıda çalışan takımlara vereceğini belirtti. Soyer Spor Kulübü Başkanı Tahir Soyer ayrıca Miracle şirketiyle şimdilik altyapı için el sıkıştıklarını belirterek bundan sonra altyapının Miracle Soyer olarak yola devam edeceğini belirtti. Öte yandan Miracle ile Soyer arasında A takım konusunda da görüşmelerin devam ettiği ve Cuma günü konu hakkında açıklama yapılacağı belirtildi. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Real Madrid ile Milan kazandılar. Real Madrid sahasında ağırladığı Chelsea'yi 2-0 yendi. İtalyan takımlarının karşılaştığı maçta ise Milan sahasında Napoli'yi 1-0 yenmeyi başardı. Bu eşleşmelerin ikinci maçları 18 Nisan Salı günü oynanacak. Beşiktaş, Bırakmam Seni Türkiye'm kampanyası kapsamında İspanya ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar İspanya ekibi Atletico Madrid'i 2-0 mağlup ettiler. Voleybol kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda 3-2 yenildi. İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı evindeki rövanşta 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit finale yükseldi. Eczacıbaşı Dynavit'in finaldeki rakibi Fenerbahçe Opet ile Vakıfbank arasında oynanacak yarı final rövanş maçının ardından belli olacak. Eşleşmedeki ilk maçı Vakıfbank'ın sahasında 3-0 kazanan Sarı Lacivertli ekip final yolunda avantajlı konumda bulunuyor. 2023 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak ekibin belirleneceği süper final 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde yapılacak. Galatasaray Çağdaş Faktör'ün kadın basketbol takımı FIBA Avrupa Kupası'nda ikinci oldu. Finalin rövanş maçında Fransa'nın LDLC Asvel ekibine 85-57 yenilen Galatasaray Çağdaş Faktör'ün kadın basketbol takımı organizasyonda sezonu ikinci tamamladı. Yılport Samsunspor 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'e döndü. Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor'un Gençler Birliği'ne 2-0 yenilmesinin ardından lider Yılport Samsunspor bitime 6 hafta kala 11 yıl sonra Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. ABD'li basketbol yıldızı Michael Jordan'ın 1998 NBA finallerinde giydiği Air Jordan 13 ayakkabısı South Bays Müzayede evinde açık artırma yoluyla satışa çıkarıldı. Ayakkabı 2.2 milyon dolara alıcı bularak tarihin en pahalı spor ayakkabısı oldu.
Kıbrıs Türkü'nün sesini dünyaya duyurmaya devam ediyoruz. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Kuzey Kıbrıs Smart TV projesiyle yeni nesil televizyonculukta da önce oldu. BRT ile birlikte ülkedeki özel televizyon kanallarının da seslerini dünyaya duyurmalarını sağlayan Kuzey Kıbrıs Smart TV uygulaması şimdi tüm dijital platformlarda ve Android televizyonlarda, çok yakında tüm Smart TV'lerde. İşte Kuzey Kıbrıs Smart TV'yi kullanabilmek için yapmanız gerekenler. Televizyon, tablet ve telefonlarınızdaki marketlere girerek arama motoruna Kuzey Kıbrıs Smart TV yazdığınızda karşınıza çıkan Kuzey Kıbrıs Smart TV logosunun üzerine tıklayarak yükleyebilirsiniz. Yükleme tamamlandıktan sonra artık ülkemizdeki tüm televizyon kanalları karşınızda. Kuzey Kıbrıs Smart TV. Fatosh Baykal and Can Gazi hosting Northern Exposure. Zehra Özfaik with The Young Sound. Nevra Çağlar hosting Music Station. Mehriban Yolcukuş hosting Morning Light and Night Waves. Hülya Okay hosting Inspirations. Çiğdem Alageyik with That's Life. Can Gazi hosting Wednesday World with The Gazi and The Breakfast Show. Fatosh Yücesoylu hosting The Blue, Engin Dervişağ and Bora Kondoz with Top 20. Kusey Eleyan hosting Northern Guide in Arabic, Nermin Volkan with Spotlight, Denise Phillips with Radio Angel and the main event. DJ Mike with The Jukebox Show and DJ Roland hosting Blues and Rock Show. Zalihe Talibolulara with Roundup Press Headlines, Fatosh Baykal with North Brochure. Türk ve dünya mutfaklarından örnekler sunduğumuz programımızın bu haftaki değerli konuğu Zarif Şen Menteşoğlu, Güller Tarifi ile programımızda. Çok eski, yine bize Osmanlı'dan gelen bir gelenek olarak düşünüyorum. Evet. Güllaç, o Larnaka'mızın, yine ben tabii ki Larnakalı olduğumdan dolayı, Larnakalımızın olmazsa olmazı tatlılarımızdan. Evet. Güllaç tatlısını yapacağız. Çok hafif bir tatlıdır bu. Yani yemesine doyum olmaz. Biri baharlı, biri bahersiz. Bir de baharlı kısmından. Harika. O zaman bu. Birlikte pişirelim programı. Her pazar BRT 1'de. Sivrisinekler gezegendeki en tehlikeli tür olarak kabul edilip günümüzde her yıl 1 milyondan fazla kişinin ölümünden sorumludurlar. Dünyada 3600 farklı sivrisinek vardır. Ancak her sivrisinek hastalık taşımaz. Hastalık yayabilecek vektörlerin izlenmesi ve kontrol edilmesi insan ve hayvan sağlığının korunmasında oldukça önemlidir. Sivrisinek yaşam döngüsü yumurta, larva, pupa ve ergin olmak üzere 4 evreden oluşur. İlk 3 yaşam evresinin suya ihtiyacı vardır. Henüz larva döneminde doğru müdahale ile sivrisinek popülasyonunun kontrol altına alınmasını sağlayabiliriz. Bu nedenle doğal ve yapay tüm durağan su kaynaklarının izlenmesi önemlidir. Enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla birlikte çeşitli enfeksiyonlar gözükebilir. Bunlar başlıca sıtma, batınil virüsü, deng hastalığı, sarı humma olarak sıralanabilir. Ülkemizde daha önceden sıtma ve özellikle batı nil virüsünün gözükmesi sebebiyle ekstra olarak bu hastalıklar konusunda aydınlatılmalı ve dikkatli olmalıdır. Kendi evimizde farkında olmadan sivrisinekler için mükemmel üreme alanları oluşturmuş olabiliriz. Saksı bitkisi altlıkları, süs havuzları, yağmur oluklarındaki birikintiler, kullanılmış araba.